Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Üniversitesi'nin katkılarıyla hazırlanan sizlerin desteğiyle de 40 bin ulaşan kanalımızın şu anki son videosu sizlerle. Sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler, Fenerbahçe'den hepimizi üzen o acı haber geldi. Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Türk milli sabik Nazım Sangare ile yollar ayrıldı. Ve kendisinden kulüp bulması istenen Nazım Sangare İstanbul'da kaldı. Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Lava Kars Fatih Karagümrük'te sıkıştı. Ve sağlık kontrollerine geçen Nazım Sangare bir yıllık sözleşmenin altına imza attı. Öte yandan Fenerbahçe kulübü Nazım Sangare ile yollarına ayrıldığını şu sözlerle açıkladı ki ülkede büyük bir yaz hakim bayraklar yarıya indirildi hatta çeyreğe indirildi. Yok, onda birine indirildi. Baya baya indirildi, bayraklar indirildi yani. E, ortak fikrimiz o. Yapılan açıklama şu şekilde. 2023-2024 sezonu yapılandırmasına devam edilen futbol A takımımızın oyuncusu Nazım Sangare ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşmayla sona erdirilmiştir. Nazım Sangare'nin az... e, Nazım Sangare'ye bugüne kadarki emekleri için teşekkür ediyor. Bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Biliyorum çok üzüntülü. Gerçekten çok üzüntülü farkındayım ama <laughs> yani yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani gerçekten yapacak bir şey yok. Çok üzülmeyin. Lütfen bak kendinizi çok yıpratmayın. Ben biliyorum yani şu anda birçok arkadaşımız balkondan falan atlama eğilimindedir. Lütfen bak rica ediyorum. Bu arada Fatih Karagümrük'te Nazım Sangare ile bir yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Ben farkındayım lütfen. yani lütfen arkadaşlar. Ereğli Belediyespor Fenerbahçe Petrol Ofisi ile oynayacak karşılaşma teknik direktör Ercan Yaman'la yollarını ayırmış. EuroLeague 6 Ekim'de başlıyormuş arkadaşlar. Fil dişi sahilinde 13 Ocak 11 Şubat 2024 arasında düzenlenecek Afrika Uluslar Kupası'na Fenerbahçe'mizden şu anki kadrodan 3 oyuncunun katılması bekleniyor. O sayı Diko ve Omar Fayed'in katılması bekleniliyor. Ama şu anki kadrodan onu belirteyim. Kıymetli arkadaşlar. Joshua King'e biz talip. Katar liginden bir takım Fenerbahçe forması giyen Joshua King için devreye girdi. <laughs> Norveçli Yıldız'a Katar ligi takımlarından birinin teklif yaptığı öğrenildi. 2022 yılında Fenerbahçe'ye imza atan 31 yaşındaki futbolcu İsmail Kartal'la performans arttırdı. Ama öyle değil de. Ancak yabancı kontenjandaki fazlalık nedeniyle Fenerbahçe'nin bu teklifi olumlu yaklaşabileceği öğrenildi. 33 maça çıkmış bizimle. 8 gol 5 asist. Aslında var ya hiç de azım sanmayacak bir orana. Vallahi hiç de azım sanmayacak bir oran. Ama şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bak ben bir cümleyi kurdum muydum? O cümlenin devamını umursamıyorsunuz herhalde. Yani ilk kurduğum cümle önemli sizin için. Ya ben kent için ya bir bakmışsınız bunlar kenti gönderir falan diyorum ama diyorum ki kenti gönderecek olsa 7-8 milyon euro teklif geldi. Orada gönderirdi. Şimdi göndermez diyorum. Yorumlara bakıyorum. Al bir de diyor kente gönderecekler falan. Ya bir sonuna kadar bekleyin. Yengeç burcu musunuz arkadaş? Bir sabır. Fenerbahçe'nin Andre Gomez'ten Fenerbahçe Andre Gomez'ten sağlık raporu isteği. Fenerbahçe'nin Gomez'ten sağlık raporu isteği. Fenerbahçe transferde son seçenek olarak Andre Gomes'i görüyor. Ve Gomez'ten detaylı sağlık raporları talep etti. Sakatlık geçmişi nedeniyle menajerlerin önerdiği Gomez'e sıcak bakmıyordu. Ancak İsmail Kartal oyuncunun özellikleri açısından Ortekiz'de Yıldız'a onay verdiği belirtildi. Sarı Hacivertli'nin son seçenek olarak gördüğü Gomez'in detaylı sağlık raporları talep edildi. Al Musrati listenin ilk sırasında olsa da her transfer döneminin bitmesine az bir süre kala hem de Braga ile henüz orta yol bulunmaması alternatiflere yönlendirdi. Everton kadroda düşünmüyor. Andre Gomez bak arkadaşlar Andre Gomez konusunda bir daha söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim. Tekrar söyleyeyim. Herifler bedava verelim diyor. Bu işte bir iş var. Sakatlık geçmişi zaten hepimizin malumu ama yine de beklediğimizden daha da kötü bir iş var gibi geliyor. Hani Karaman'ın koyunu sonuna çıkar oyunu olayına dönmesin. Bu işte bir iş var. Aman ha dikkat. Şimdi yönetim sakatlık geçmişinden dolayı sıkıntı diyordu ama İsmail Kartal istemiş. Lille sıkıntı yaşamamış. Bak işin tuhaf tarafı bu. O zaman Lille Değil mi? 30 yaşındaki futbolcu 2015'ten bu yana sakatlıktan nedeniyle 513 gün sahalardan uzak kalmış. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Lille'de forma giymiş. Bu konuda bir sıkıntı yaşamamış. 27 maçta 1718 dakika sahada kalıp 3 gol 2 asist yapmış. Yani ne diyeyim yani arkadaşlar? Ortada böyle bir durum var. Ee, yani durum bu. İlhan Paluttan Fenerbahçe itirafı gelmiş. Ben herhalde dedim keşke Fenerbahçe'yi ben çalıştırsam falan mı diyecek diye düşündüm ama öyle değilmiş. Şimdi Süper Lig'e geri döndü Çaykur Rizespor. Bülent Korkmaz'ın yerine İlhan Palut'u getirdiler ki zekice de bir hamle yaptıklarını söylemiştim. İyi de gidiyorlar. İlhan Palut sabah bazı açıklamalar yapmış. Demiş ki Türk takımları bu sene Avrupa'da iyi işler yapıyor. Sadece Adana Demirspor şanssız şekilde konferans ligine veda etti demiş. Ki haksız da sayılmaz şanssız şekilde veda etti. Onun dışında temsilcilerimiz üstün bir şekilde gruplara kaldılar. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın konferans liginde finale gidebilecek potansiyelleri var. Çünkü geçen sene konferans ligi finaline baktığımızda Fiorentina ile West Ham United oynamıştı. Konferans liginde baş edilemez takımlar olmadığını görüyoruz. Galatasaray'da Avrupa tecrübesi ve kültürü çok gelişmiş bir ekip. Çok iyi bir kadrolar var. Onlar da gruptan çıkmayı zorlar. Bence Avrupa'da bahar ayına kadar gidebiliriz demiş. Ben Galatasaray için şunu söyleyeyim bir Fenerbahçeli olarak. İlk maçta Kopenhag'a evinde yenilirse 0 puan çeker o grupta. Yani puan alabileceği, yenebileceği ilk ve son maç bu. Ha şunu da söyleyeyim. Manchester United dünyanın en geri zekalı İngiliz takımlarından birisidir. Ve hani Manchester'la Arsenal İngiltere'nin iki loser takımıdır. Türk takımlarına vermeyi çok severler. Puanları, işte e, Türk takımlarının galibiyetini falan çok severler. Onlar hediye edebilir ederse. Bayern Münih'in Allah'ı, dini, kitabı, imanı hiçbir şey yok. Bayern yakalarsanız şey yapar yani affetmez. Sahadan siler. Yani Bayern'in dini, imanı hiç yok. Hele Bayern Münih karşısında bir aptallık yapıp 15-20 dakika içerisinde Galatasaray 10 kişi kalmak gibi tarihi bir salaklık yaparsa Beşiktaş'ın kırılmaz denilen rekoru kırılır. Ben bunu da kendim adına söyleyeyim. Fenerbahçe Beşiktaş'ın konferans finali hayal. Böyle bir hayali kurmayın. O niye 6 numara alınmadı? O yüzden hayal. Ya saçmalama hocam. Kütür kütür takımımız var. Orada gidebildiğin yere kadar gidersin. Şimdilik hayal değil. Devre arasında alınır bir şey yapılır. E Konferans finali hayal değil. Ama 6 alınmadığı için şampiyonluk hayal diyorsunuz. Bu daha saçma değil mi? Ya önce bir karar verin. Bak ben yorumlarda görüyorum Ali Koç istifa yazmış adam. Niye? 6 numara almadı. E, deden mi aldı? Livakovic, Bekao, Cicco Ya Fred, Şimanski. Tadic. Cengiz Ünder, Kent. Ceko. Bence biraz sabır. Herkesin de gazına gelmeyin. Dolduruşuna gelmeyin. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'ye İngiltere'den iyi haber. Dendonker. 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 Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe'nin Leander Dendonker için Aston Villa'ya yaptığı teklifin İngiliz tarafından kabul edileceği öne sürüldü diyor. Arkadaşlar bu haber dünden beri ortada. Yani dünden beri Fenerbahçe'ye iyi haber. Teklif kabul edilecek, teklif kabul edilecek, teklif kabul edilecek. Dünden beri teklif kabul edilmiyor. Yani dünden beri teklif kabul edilecek. Kiralıkta olabilir falan filan Inter Milan diyorlar. Yani Geçiniz arkadaş. Şimdi bak Devrim Zengin'in cümleleri çok hoşuma gitti. Okumak istiyorum. Kısa. Fenerbahçe'de çok sıcak saatler yaşanıyor. Şu anda kulüp binasında inanılmaz bir hareketlilik var. Ali Bey trollere rağmen 6 numara transferini bitirmek için elinden gelen her şeyi yapıyor demiş. 3-4-3 Digital'da. Şimdi bak trollere rağmen. Ya Fenerbahçe taraftarına troll demiyor. Burada yanlış anlaşılmasın. Devrim zengi de hani topa tutmayın. Ne demek bize bir troll diyor falan diye. Arkadaşlar siz de benim kadar iyi biliyorsunuz. Bazı arkadaşlarımız parayla çalışıyorlar. Yani para karşılığı takım satıyorlar. Harbi harbi yapıyorlar bunu. Yani para karşılığında satıyorlar abi. Bugün takımını satan yarın her şeyini satar. Bunu yapıyorlar. İnkar etmesinler. Bazıları da bunların ekmeğine yağ sürüyor. Ya her söylenenin peşinden gitmeyin. Bak ben Ali Koç istifa şu bu falan filan demiyorum. Ben Ali Koç için şunu söylüyorum. Çok güzel bir ekip oluşturdu. Pastanın sonu nedir? Çileyi, cartı, curtu ne diye adlandırırsanız 6 numaradır. 6 numaraya çeker koyarsın. Arkana yaslanır. Ha bu şampiyon oldun demek değil. Bu şampiyon oldun demek değil. Anlatabiliyor muyum? Daha neler göreceğiz? Sadece ve sadece e, daha neler göreceğimizi bilin. Anlatabiliyor muyum? Bekleyin. Daha başımıza neler gelecek? Offside tımsılar, penaltımsılar, cartımsılar, cur tımsılar. Yani sen istediğin kadar kadro kur. İstediğin kadar kadro kur. Dünyanın en iyi kadrosunu kur. Yine fayda etmez. Burası Türkiye. Burada kurallar sahada değil, saha dışında belirleniyor. O yüzden e, ben ya transfer sezonu bitince konuşma yapayım. Malatya Büyükşehir Belediyesi Melissa Vargas'a Fahri Hemşerilik Berat'ı vermek istiyormuş. Vatandaşlık veriyorsanız zaten böylelerine verin. Çünkü millete, vatana katkısı dokunan insanlar. Livakovic sizin derbi maçlarınızı izlediğini Fenerbahçe'ye transferinde bunun etkili olduğunu söyledi. Ne düşünüyorsunuz Sayın Volkan Demirel? Volkan Demirel yaşım büyük olduğu için o nesil beni çok izlemiştir. Faydası olmuşsa ne mutlu bana demiş ne mutlu Türk'üm diyene. İyi dersler arkadaşlar sağ ol. Livakovic benim de izlediğim diyor Volkan Demirel. Dünya Kupası'nda çok beğendiğim bir kaleciydi. Buraya gelmesi de Fenerbahçe için çok hayırlı oldu diyor. Ben Allah'tan dua ediyorum. Fenerbahçe taraftarı e, hafızası düşük bir taraftar kitlesidir. İlk maça her şeyden daha çok önem veren kitledir. Yani sezon boyunca yatsın ama ilk maçında 5 gol birden atsın bir forvet. Emin olun dünyanın en iyi forveti ilan edilir. Nitekim Samat'ta da çok gördük. Çok fazla savunucu vardı. İlk maçta 2 tane attı falan diye. İnşallah Livakov in ilk maçı çok çok iyi geçer. Gol yemeden ilk maçı bitirir. 3-5 tane jenerikli kurtarış yapar. Alır gider o. Taraftara bu lazım. Bizimki de bundan anlıyor. Kadın amirliği futbol takımımızın 22 Eylül'de Tiflis'te Gürcistan'la 26 Eylül'de Elazığ'da Litvanya ile oynayacağı Avrupa Kadınlar Uluslar Ligi maçlarına aday kadrosu açıklamış. Aday kadroya Fenerbahçe Petrol Ofisi'nden İlayda Civelek, Gülbin Hız, Busem Şeker, Meryem Cennet Çal ve Yağmur Uras katılmış 5 tane futbolcumuz kadın milli takımında. Eski teknik direktörümüz Kristof Daum'un hayatını konu alan Davum Zaferler ve Skandallar isimli belgesel filmi 27 Ekim'de gösterimde olacak. Filmde Kristof Daum'un Fenerbahçe kariyeri konu edilecek. 20-45 vurgusu, Fethullah Gülen vurgusu falan yapılacak deniliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum. Özellikle Fethullah Gülen vurgusu kısmını çok merak ediyorum. Nasıl yapılacak? Hani Denizli'de Rigobert Song'a giden Rigobert Song parası falan filan diye çok mevzular dönmüştü. Merak ediyorum hani o Denizli'yi nasıl işleyecek? Betö'yü nasıl işleyecek? Yani merak içerisinde bekliyorum ama zannetmiyorum ya bu kadar derine gireceklerini. Bu arada bir şey söyleyeceğim. E, 38 saatte 5 kapıt birincisi geldi. Sıradakiler gelsin. Mesela Burak Kapacak, Emre Demir takımda düşünülmeyen isimler. Daha doğrusu takımda düşünülmediği gibi de oynama garantisi bir yerlere verilmesi planlanan isimler. Bakalım ne olacak. Joshua King'i konuştuk. Bu arada Burak Kapacak için Adana Demirspor falan diyenler olmuş. Teşekkürler yayınlarımızı, videolarımızı izlediğiniz için. Hepinize minnettarız. Yani kanalımız sizlerin sayesinde büyüyor. Çünkü sizler buradan burayı izliyorsunuz. Sonra buradan duyum çalıyorsunuz. Çaldığınız duyum belli olmasın diye çamur atıyorsunuz. Siz çamur attıkça insanlar daha güzel savunmaya başlıyor kanala. Hocam biz bu videodan ne anlayacağız? Siz bu videodan şunu anlayın. 6 numara transfer için çok ama çok çalışılıyor. Bu bir. İkincisi Joshua King'in gitme ihtimali yüksek. Loan ee, Luan Perez'in gitme ihtimali var. Hatta Luan Perez için ben şöyle bir ifade kullandım. Dedim ki ya sözleşmesi feshedilip gidebilir dedim. Arkadaşlar bu size abes gelmesin. Bu oyuncular yıllık 2,5-3 milyon euro para alıyorlar. Evet ben de farkındayım. 6 milyon euro para verildi. Ama senin takımındaki kariyeri sakatlıktan ibaret. Şunu belirteyim. 2,5'a herhangi bir takıma gitse. 2,5'da alacağından vazgeçmiş olsa. 5 milyon euro. Müthiş para. Hem de bu sakat haliyle herhangi bir takım transfer ederse zaten olay bitmiştir. Yani olay bitmiştir. Ben 16 yani kağıt üstünde 16 yabancısı olan Fenerbahçe'nin en az 3 kişiyi yani Lincoln'u mesela dondurur. Ondan kurtulur. O şekilde. En az 2 kişi daha gidecek. Bakalım ne olacak. 5 kap en azdı bu arada. Onu da söyleyeyim. 6 da olabilir. 7 de olabilir. Hani 38 saat içinde. Dan Donker ben beklemiyorum. Andre Gomez'i ben beklemiyorum. Al Musrati olabilir. Ee, diğer videoda söyledim ama sanırım yansımamış. McTominay Kimdir McTominay? Ben içimden bir ses McTominay konusunda Manchester United'ın gelin kardeş siz bir teklifte bulunduydunuz. Şunu bir daha konuşalım diyeceğini düşünüyorum. Çünkü biz satın alma opsiyonu, kiralık bir teklifte bulunduk. Para veremeyeceğimizi financial fair play'i bahsetmiştik. Bakalım şimdi ne olacak? Ama ben içimden bir ses McTominay olacak diyor. 6 numara hamle sürüyor artık. Son güne giriyoruz. Artık son saatlere giriyoruz. Artık akla karanın belli olacağı dakikalara bile giriyoruz. Crespo'nun kapı gelirse 6 numaranın geldiği kapı anlaşılır. 6 numara gelirse Crespo'nun gittiği kapı anlaşılır. Anlatabiliyor muyum? Yani hepsi birbiriyle bağlantılı. O onu o da onu şey yapar. Ee... Durum bu arkadaşlar. Bir şey daha söyleyecektim. Ha. Mesela bak Nazım gitti. Joshua King gidebilir dedim. Crespo gidebilir. Juan gidebilir. 3. Burak Kapacak 4. Emre Demir 5. E, gelecek kişi 6. E, Nazım da gitti 7. Hocam demek ki yani 7 kap olabilir. Ben de onu söylüyorum zaten. 5'ten fazla olabilir. Valla ben de sizler gibi bekliyorum. Kaynaklarıma ulaşamıyorum. Çünkü o işleri var. Anlatabiliyor muyum? Onların da işleri var. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz sevgili dostlar. Teşekkürler kanalımızın müdavim olduğu için. Teşekkürler 46 bir için.